Selam lemur severler. Bugün Almanya'dan aldığım makarna yapma makinesiyle makarna ve makarnamsı şeyler yapacağız. Ürünün kutusunu da açmadım. Birlikte keşfedeceğiz. Üzerinde makarna yaptığını gördüğümüz bir tane makine var. Maschine e Patates %100 otomatik yapıyormuş. Bence bu Almanca değil. Sence Almanca mı Harun? Bence İtalyanca falan olması lazım. Değil mi? Ama işte makarna makinesi %100 otomatik. Oha yani, sen çözmüşsün. Tabii canım. Hangi dil? Dilin önemi yok. Ben çözüyorum. Tasarım ödülü almış bir de. Bu benim değil mi? Benim yeni ev hediyem. Makarna makinesi. Yeni ev hediyelerimden biri. Bilmiyorum. Çok beğenirsen vermem. Yok yok. Sen koskoca lemur makarna mı yiyecek ya? Makarna değil bu. Pasta. İtalyancı lütfen. Bedavaya bir yıl garanti. Kullanım kitapçığı. Şu an ne olduğunu bilmediğim bir dünya bıdı bıdı. Tarif kitapçığı varmış. Bak bu iyi. Hem de İngilizcesi de var. Bunu çözeriz. Gerçi İtalyanca öğrenmiştim ben az önce. O yüzden sıkıntı yok ama. Makinemizin kendisi, ölçü kapları, başka ölçü kabı ve kutu içeriğimiz bu kadar. Şimdi yorumlara niye Almanya'dan aldıncılar gelecek onu da hemen hızlıca bir açıklayayım. Hatta çok basit bir şekilde açıklayayım. Yarı fiyatını aldım. Gümrük vergisini de ödedim. Ta Almanya'dan buraya kargosunu da ödedim. Yarı fiyatına geldi. Bence başka bir açıklamaya ihtiyacınız yoktur. Teşekkür ederim. Şimdi ilk önce bunun yıkanacak parçalarını bir çözmem lazım gibi. Bu yıkanır. Bu da yıkanır, bu da yıkanır. Bence bu da yıkanır. Bunlar yıkanmıyordur. Sen yıkarsın da normalde yıkanmıyordur. Evet, ben bu arada yıkanmayan her şeyi yıkıyorum. Bulaşık makinesinde üstelik. Bu ne? Dur, burada bir şey daha var. Bu ne? Yıkanır. Bir hemen şunları yıkayalım, sonra devam edelim. Evet, parçalarımız temizlendi. Şimdi kitapçı okumadan doğru bir şekilde yapıp sonra mutlu olacağım. Çünkü diyeceğim ki bakmadım. Tarif kitabı. Bu da kitapçık değil. Evet Harun Bey, bugün menümüzde spagetti alla carbonara var. Onun dışında lasagne bolognese var. Wonton, pasta fresca, wontons. Ricotta spinach virotti with saga butter var. Salada e piquenique expand res colors var. Bunu ister misin? Ben spagetti istiyorum. Düz. Aynen. Ya dümdüz odun gibi spagetti mi istiyorsun? Hiçbirinin ismini bilmiyorum ya. Spagettiyi biliyorum en azından. Diğerlerinden ne çıkacağı belli değil. 200 gram un. Bu arada düşük porsiyonlarda yapıyorum. Çünkü çok yiyeceğiz. Yalnız un çok efsane gözüküyor abi. Bunun marka sahibi YouTuber mı acaba? Efsane bir unla karşınızdayız. Bak bu hareket önemli. Niye yapıyorsun ki onu? Öyle yazıyor. Öncesi sonrası var mıdır acaba bu? Önce şunu koy. Aman! Karışacak zaten abi. Kim uğraşacak onunla? Tamam, unumuz hazır. Ya bu 100 gramsa? 200 gram diyordu. Bu mesela kaç gram bilmiyoruz. Tartmaya gerek yok ya, vardır o 200 gram. Bir su bardağı kadar işte. Mutfak bir bilimdir kardeş. Mutfak bir kimyadır. Hemen tartını alacaksın. Bunu koyacaksın. Mutfak bir sanat. Tam 200 gram çıktı. Ben dedim sana işte. Tam 200 gram. Şimdi ölçüm kabımızın içine bir tane yumurta kırıyoruz. Ve üstüne su ekleyeceğim. 80 miligram olana kadar. Suyla yumurtamızı çırpıyoruz. Sonra makinemizin kapağını kapatıyoruz. Otomatiğe alıyoruz. Çünkü bilmiyorum. Çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra sıvı karışımımızı yavaş yavaş buradan dökeceğiz. Ve an itibariyle ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Sanırım kendisi halledecek yani. Bence. İnşallah. Aha. Ney? Akıllı işte. Bir şey diyeceğim. Gerçekten lezzetliyse bu muhteşem bir şeymiş ya. Önemli bir hareketi yapmayı unut. Bu önemli bir hareket mi? Evet. Yapılması gerekiyor mu? Emin ben misin? Ben İtalyan ustaları izledim. Onlar bir de böyle tahta bir şeyin üstüne koyup böyle buladılar, bir şeyler yaptı. Birbirine yapışmasın diyeymiş. Hep elleri ya. Ya el yapımı zaten. Makine de olsa. El yapımı böyle bir şey değil ama abi işte. Problem o. Yeme. Yiyeceğim, karnım aç. Tamam yeter. Bir de şunu kullanayım artık.
Kaynar su koyma. Hadi su koyarım. Evet, ilk spagettimiz hazır. İlk denemek ister misin? Hayır. Un, yumurta, sula. Tamam, sen dene. Niye ben deneyeyim? Biz buna yağ falan koymadık abi. Doğru diyor. Bence biraz erişte yandırıyor. Hem spagetti yandırıyor. Ama sanki azıcık daha fazla pişmesi lazımmış. Sanki. Ama tadı dümdüz bir şeye göre güzel. Şu an üstünde domatesi yok, ketçabı yok, peyniri yok. Hiçbir yok, şey yok. Dümdüz. Evet. O öyle kopmaz ağrın. O yüzden ben kenarından azıcık kopardım. Ben hala senin evlatlık olduğunu düşünüyorum bu arada. Ya da hastanede karıştığını falan. Yok abi. Evlatlık olamaz. Onu biliyorum da. Şey olabilir. Hastanede karışmış olabilir. Yedim. Şu an tadına mı baktın? Evet. Karnım var. Karnım. Az pişmiş makarna bence bu şu an. Ama güzel. Tuzu az. Yaparken tuz eklememiz lazım. Tarifte yok. Ben tarifte olmaya hiçbir şey koyamam. Kusura bakma, İtalyan şeflerimin şeyini şey yapamam ben. Tamam, şimdi ne denemek istersin? Şimdi ilginç denemelere geçeceğiz. Bir makarnayı yapabildiğimizi biliyoruz. Yani dümdüz makarna yapacaksanız, dediğim gibi böyle erişte ile makarna arası böyle bir tadı var ve bence düz spagettiden biraz daha iyi. Çok çok iyi değil ama biraz daha iyi. Ben yiyeyim mi onu? Ötekileri denemeye şeyin kalacak mı? Kalacak tabi. Tamam, o köşede yiyorsan. Ben sabahtan beri bir şey yemiyorum ya. Ben bir sonrakine geçeyim. Sana sürpriz yapayım mı? Sürpriz mi? Evet. İçinde ne olacağını bilmeyeceğim mi? Yok, şaşırtayım seni hazır. Hayır, nasıl şaşırtacağım beni işte? Aldığın malzemeleri bilmiyorsun. Şimdi bu kutuda Harun'un bilmediği bir şeyler var. Şöyle göstereyim. Buradan rastgele bir tane seçip içine eklemek istiyorum. Hayır, onun içinde mesela saçma sapan kurbağa bacağı falan aroması yoktur inşallah. Öyle bir aroma mı var? Vardır herhalde, illa vardır bir şeyler. Tamam, seçmene izin veriyorum. Sayıyorum. Çilek, kayısı, böğürtlen. O böğürtlen olabilir. Ahududu, limon, kavun, kivi, yeşil elma, mandalina, muz, portakal, şeftali. Bence böğürtlen ve ahududu. İkisini bence böğürtlen. Sadece böğürtlen. Ne kadar koymak lazımmış? Çalkalamak lazımmış. Dur. Türk Gıda Kodeksinde belirtilen sınırlarda kullanılmalıdır. Fazla kullanırsan sorun olabilirmiş. Ama kaç belirtmişler onu yazsalarmış. Şimdi bir de buna gizli karışım ekleyeceğim. Bunu söylemeyeceğim, bu sürpriz olsun. Şirin baba tozu falan mı hani? Mavi ne olabilir ki? Bu akvaryumlara sıkılan bir şey vardı, ondan değil değil mi bak? Bilemem. Koklamak ister misin? Oha, çok güzel lan. Değil mi? Oha. Ama makarnada böyle bir şey beklemeyebilirsin. Ama bak şimdi dur. Makarnanın İspanyolcası ne? Macarnette. Hayır. Pasta. Ha, ekmek yoksa pasta yiyin. Bu da pasta aroması ya. Oraya vuracaktım ama yapamadım. Evet, böğürtlenli makarnamız hazır ve gerçek değilmiş gibi duruyor. Bayağı sanki böyle çizgi filmden bir sahneymiş gibi falan. Heyecanlı mısın Harun? Umutluyum. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bu böğürtlenli olduğu için buna tuz atılır mı ki? Şu an kafam çok karışık. Şeker mi atsak? Şeker atalım mı? Bence biraz şeker atılabilir. Kaç tane şeker atayım? 2. 5 tane falan. 3, 4, 5, 6. Çok az da tuz. Dur, patentini alabileceğimiz yeni bir şey çıkabilir buradan bu arada. Şekerli ve böğürtlenli bir makarna. Bunu dünyada deneyen ilk kişiler olabilir miyiz? Çok... İlla vardır ama çok azdır hani böyle. Anlamsız bir merak var şimdi böyle. Şekerli makarna nasıl olur? Çok güzel değil mi? Güzel değil mi abi? Berbat bir fikirmiş. Harbiden mi ya? Çok ya. Çok yükselmişsin ama çok kötü fikirmiş. Ne kadar kötü olabilir ki bu makarna yani? Ben de bu sefer koparacağım. Ya büyük alsana yine. Yok yok. Ya makarna gibi değil, tatlı da değil, tuzlu da değil. Tadı yok ama aromayı çok az alıyorum. Bir yandan çok hafif şeker var. Ama bir şey yanlış hissettirmiyor mu? Evet, ben yok ya, makarna tuzlu. Evet. Olmadı. Evet. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Her şeyin içine oraya katıyorlar ve genelde güzel oluyor. Neredeyse hepsi güzel oluyor. Ama bu makarna. Evet, ama şeyi denemek istiyorum.
her şeyin içine katıyorlar ya. Bunun içine de katılır mı? Hazır mısın? Hadi yapalım, merak ettim. Şimdi rondoya Oreo'larımı atıyorum. Kremasını ayırmamıza gerek var mı sence? Yo, kremasıyla güzel oluyor zaten. Harun sen şunu bir yıka. Şimdi Oreo'nun kıvamının nasıl bir şey olacağını tam olarak bilmediğim için daha büyük delikli bir tane uç takacağım. 111 gram. Hemen paketin üstünü kontrol edelim kaç gram diyor. Tanesi 11 gramdan 10 tane var diyor. Çok doğru. Evet. Adamlara helal olsun. 200 grama tamamlayalım. Sanki biraz cıvık oldu gibi. Öncekilerin kıvamıyla çok benzemiyor. Hatta yol yakınken ben buna un ekleyeceğim. Şefin profesyonel görüşü, bu çok cıvık oldu. Yani bayağı cıvık cıvık bir şey oldu bu. Böyle makarna olmaz, ben biliyorum. İki tane makarna yapmışlığım var benim. Bence çok güzel bir pasta yapıyoruz. Ama makarna anlamındaki pastadan değil. Üstüne Hindistan cevizi de ekleyelim mi? Tamam, getir. Neyi andırdı Harun sana ilk çıkışları? Hüsnü ile Asya ile çok bağlantılı bir şey andırdı değil mi? Evet. Ya kusura bakmayın, ben bunun bir tadına bakacağım. Çok iyi. Bak, çok iyi. Sadece şekeri az. Bu tarz bir şeyden bekleyeceğim bir şeye göre şekeri az. Bunu fırında mı yapsak? Ben diyorum, bence bu fırınlık bir şey. Evet, şu an karar vermemiz gerekiyor. Bu bence suya attığımız anda dağılacak. Hiç öyle bütünlüğünü sağlayabilecek bir şeye benzemiyor. Mikrodalgada deneyelim. Mikrodalgada pişer mi acaba? Yani içindeki çiğ yumurta pişse zaten yeter. Kaç dakikada pişer? Önce en az bir 5 yapalım. Sonra bakalım. Çok abarttın. 2 yapalım. Bir bakalım. Sonra 5'e çıkarırız abi. 2 dakikada pişmez o. Ben yıllardır mikrodalga kullanıyorum. Ben de kaç saattir makarna yapıyorum? 3. Bu arada 3 saat oldu ya, şaka maka. Daha 3. makarnadayız. Neyse, güzel olacak. Ben çok umutluyum. Ya gel şunu kokla, gel. Oo, çok iyi oldu. Çok iyi. Bence bu yeter. Kurumaya başlamış. Ya umarım tadını bozmamışızdır. Çatal versene. Şu an görsel olarak hiç güzel değil ama ya. 30 saniye pişirmemiz lazım. Çok mu pişmiş? Ama bunun kurumuş. Çok pişmesi kötü olmaz ki. Biraz şeker eklememiz lazımmış bu arada, çok az. Evet. Ama güzel. Ve bence daha çok pişmesi lazım bunun ya. Ya iyice çıtır çıtır mı olsun? Evet, ya makarna olmasın. Bunu makarna olarak düşünmüyorum ben şu an, anladın mı? Biraz daha pişmesi lazım. Tamam, al pişir sen ye. Ver. Yapacağın işi var ya. Yarın sıcak bu arada. Evet, artık gerçek bir tarife geçmemiz lazım Harun, çünkü ben acıktım. Şey mi? De poro de lesco moro. Yok, ben burada daha basitlerini buldum onlardan. Siyah olan süper gözükmüyor mu? Siyah yapalım. Neyle yapılmış bak. Kesin vardır bizde yani siyah yapacak malzemeler. Var, evet. Mürekkep balığı mürekkebi. Kesin vardır ya bir yerde. Var, merdiven altında vardır. Merdiven altında kesin vardır da. Şimdi buradan ben böyle bir baktım. Domatesli. Çok yaratıcı bir fikir. Karnımızı doyurmamız için. Ama domatesi direkt içine koyuyoruz. Yani hamurun içine. Domates zaten bizim milli şeyimiz, makarnamız. Ketçap yani, değil mi? Salça. Hayır. Bizimki salça. Tamam, aynı şey. Pek değil ama senin şey için farkı yok yani. Evde büyük domates yok. Büyük aldığımız zaman genelde bozuluyorlar. O yüzden böyle küçüklerden alıyorum. Bunları da soyamam şu an. Soymam gerekiyor ama vitamini kabuğunda. Şimdi birebir tarife uyuyorum. 200 gram un hazır. 1 yumurta, su ve domates püresinin toplamı da 90 gram edecekmiş. Bence salça da eklemeliyiz. Salça ekleyebiliriz, var evde. Getirsene bir tık salça ekleyelim. Şöyle bir tık koyuyorum. Şeyi bozmadan, ölçüyü çok bozmadan. Bir tane İtalyan ablamı izledim. O böyle yapıyor. O tahta şeyin üstüne yapıyordu, o daha havalıydı ama bizde yok. Evet, ustalık eserime hazır mısın Harun? Ustalık eserim bundan sonraki olacak. Orada şov yapacağım. Bu doymalık. Bu bir karnımızı biz bayağı açız. Açız. Sen pişir hadi. Ben yoruldum ya. Kaç saattir burada şey çeviriyorum. Her şeyi de ben yapıyorum. Bıktım ya.
sefer İtalyan tarifini boş veriyorum. Türk usulü. Makarna yapıldıktan sonra dibinde bir tereyağı cızlatılır. Bunu herkes yapıyor mu acaba? Yapıyorlardır herhalde. Merak ettim ha şimdi. Abi evet, yapıyor musunuz bunu? Biz annem hep böyle yapıyordu. Biz evet. de böyle yapıyoruz. Ama ben başkasını makarna yaparken görmedim. Tariflerin hiçbirinde bu yok mesela. Evet, belki de yapmıyorlar. Cızlamamız bittikten sonra bir daha cızlatıyoruz. Bu ses çok önemli. Bak direkt artı 3 puan ya. Şu an bu sesi duyduysanız artı 3 puan mı? O kadar unladım, yine topaklanmış. Evet, doyacak mıyız? Ne diyorsun? Kapuskaya benzemiyor mu? Şu an her şeye benziyor. Şırdana bile benziyor şu topaklanan. Doğru. Oo, güzel lan bu. Şimdiye kadar yaptıklarımızın arasında kesinlikle en iyisi. Normal makarnadan daha mı iyi? Daha iyi ya. İyi tabii ya. Çok iyi oğlum. Bayağı iyi normal makarnaya göre. Mukbang videomuza hoş geldiniz. Ya bakma abi bu. Ya bir elitlik böyle bir... Ya ben nasıl, bu şartlar altında nasıl yemek yiyebilirim ben ya? Bu çocuk hep odasında yemek yediği için ben böyle yediğini bilmiyordum bu arada. Şu an keşfediyorum. Çok güzel. Ben çok güzel yaptığın için böyle yiyorum. O konuda haklı bu arada. Bayağı iyi olmuş. Ben gidiyorum. Uzakta yiyeceğim. Çok iyi. Harun Bey, doydunuz mu? Doydum Allah'a şükür. Bence doymaman lazımdı çünkü daha ustalık eserimi ortaya koymadım. Yerim onu da, sen merak etme, sen yap da. Ustalık eserime geçiyorum. Harun, ver müziği. Tam verdim bak, hadi. Böyle bir sonuç bekliyor muydun? Çok güzel lan. Hiç makarna gibi değil yani, anladın mı? Yemememiz gerekiyormuş gibi, evet, durmuyor, evet, mu? Bunlar gerçek altın turdu mu? Evet. Gerçek altın. Evet. Abo. Kaç gram var burada? Hiçbir masraftan kaçınmadık. Yenilebiliyor bu arada, araştırdım. Altın tozunu yiyebiliyorsunuz. Vücudunuzdan atılıyor, bir zararı yok. Şimdi tadına ben bakması kaldı. Ben istemem vücudumdan yesem ya, anladın mı? Harbiden çok rahatsız edici bir şey değil mi? Bunu yiyorsun ve... Bir şey diyeceğim. Kaç para bunun mesela? Girmeyelim o toplara. Kaç para söyle ya, merak ettim. Bayağı para. Millet şimdi şey yapıyor. 10 bin liralık bilmem ne vs 10 bin liralık bilmem ne. Ama tek olay altın orada. Burada, biz de yapardık. Burada da tek olay altın. Ne uğraşıyoruz 2 saattir? Yapardık biz de. Harbiden ha. Arkadaşlar, bu videonun başlığını değiştiriyorum. İlk yaptığımız makarna kaç paraydı? 200 gramın bir yumurta. 5 lira maksimum. O kadar bile yoktu. Tamam, 5 lira makarna vs... 5 bin var mı? 5 bin varsa ben yemeyeceğim. Baştan söyleyeyim. Hepsini koymadım tozun şimdi. Net. Satarız. Neyse, boşver. Para bizim için ikinci planda. Biz öyle şeylere girmiyoruz. Para mı da getirmez. Bir şey diyeceğim bu arada. Makarnayı beğenmesek bile altınların hepsini yiyoruz, tamam mı? Şu kenarları, bunları ne yapacağız sonra? Bunları nasıl yiyeceğiz, kenarlara bulaşanları? Nasıl ne yapacağız? Söyle işte. Şey yaparız, sünnetleriz böyle, ekmek banarız. Tabii işte bak, yapıyorum ha. Makarna güzel. Herhangi bir altın tadı alıyor musun diyeceğim. Altın tadı nasıl acaba? Herhangi bir metal tadı falan yok. Ben güzel, şey beklemiştim. Güzel. 9 voltluk pil yalama tadı gibi bir şey beklemiştim, böyle metalik. Altın yemenize gerek yok bu arada. Bence altının sıfır tadı var. Var mı? En ufak bir etkisi yok. Vücutta mesela demir eksikliği oluyor. Belki altın eksikliği de oluyordur. Arada yemek lazım. Bilemiyoruz. Evet. Şu an tamamladık biz onu. Biz tamamladık. Peki.
Şu an çok merak ettiğim bir şey var. Sen mürekkep balığı mürekkebini nereden buldun? Merdiven altından. Merdiven altı ne merdiven altıymış arkadaş ya. Neyse biz bunu yemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi altınlı olmasının hiçbir farkı olmadı. Normal makarna bu. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için mesela Harun'u evden kovduğum videoyu kaçırmamak için kanala abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.